Mutfağımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde döner hazırlayacağız. İnanın o kadar lezzetli ki evde yaptığınızda hem sağlıklı hem lezzetli. Canınız istediğinde böyle dışarı çıkmaya gerek kalmadan evinizde yapabilirsiniz. Buyurun hemen bu lezzetli tarifimizin yapım aşamalarına geçelim. Lezzetli bir döner için terbiyesi kullanacağımız malzemeler oldukça önemli. Hemen başlayalım. Bir tane kuru soğan ve iki diş sarımsağı böyle iri şekilde rondomuza alalım. İsterseniz sizler rendeleyebilirsiniz. Rondo işimize daha çok kolaylaştıracak. Rondoya çekelim ve püre haline getirelim. Püre haline gelmiş kuru soğan ve sarımsağı süzgeci alıp suyunu kullanalım. Posasını kullanmayacağız. Tabii ben posasını da çöpe atmadım. Bununla nefis bir mercimek çorbası da hazırlayabilirsiniz. Posasını ayırdık. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı biber salçası. Sizler domates salçası da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım çay bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber. Bir çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiber serpeli. Dönerin daha yumuşak olması için şimdi sizlerle ufak bir püf nokta paylaşacağım. Bir çay kaşığı karbonatın üzerine 2-3 yemek kaşığı limon sıkalım. Bu şekilde hazırladığımızda et çok daha yumuşak olmuş olacak. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, bakın köpük köpük oldu. Tabii çekirdeğini hemen kenara ayırdım. Üzerine alalım. Sosumuz hazır. Sos malzemelerimizi iyice karıştıralım. Unutmadan bir tatlı kaşığı kekiğimizi serpip iyice karıştıralım. Ben et olarak bugün 1 kilo 100 gram arkadaşlar tavuk ızgara kullandım. Genelde göğüs etinden yapılır ama göğüs eti bana çok lezzetli gelmiyor. Oldukça kuru oluyor. Tavuk ızgara kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten oldukça ince olduğu için bir daha inceltmeye de hiç gerek yok. Şimdi elimizle iyice karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi evde tavuk döner yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra üzerini streçle kapatıp ve bir gece buzdolabında mutlaka dinlendirelim. Bir gece marine edilirse inanın lezzeti kat be kat artacak ve yumuşacık çok lezzetli olacak. Şimdi buzdolabında bir gece beklettim, hemen kontrol edelim. Bakar mısınız ne güzel sosuyla böyle bütünleşmiş. Tavuklarımız zaten ince olduğu için bir daha ekstra inceltmeye gerek duymadım. Tavuk ızgaralar iyice marine edildikten sonra hemen döner şekli vermeye geçebiliriz. Bunun için yağlı kağıt kullanacağım. Sizler streç de kullanabilirsiniz ama streç çok ince olduğu için işinizi biraz zorlaştırabilir. Tavuğun yarısından biraz daha fazlasını yağlı kağıda aldım. Geriye kalanını da başka yağlı kağıda alacağım. Çünkü tavuk döner yaparken birçoğunun yaptığı yanlışı lütfen yapmayalım. 2 veya 3 bölüme evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük dönerler oluşturabilirsiniz. Çünkü döneri çıkardıktan sonra çözdürmüş olacağız. Çözdürdüğümüz et ürünlerini bir daha dondurucuya kesinlikle kaldırmayalım. Burası da önemli bir detay. Hemen sizlere hatırlatmak istedim. Tabii sizler kalabalık bir aileyseniz isterseniz böyle bir tane büyükçe rulo yapabilirsiniz. Ama bizim için yarısı yeterli geldi. Yağlı kağıdı böyle rulo yaptıktan sonra kenarlardan sosun çıkmaması için uçlarını kıvırıp ve daha sonra hemen alt kısmını alalım. İki tane tavuk dönerimiz hazır. Tabii bu şekilde dondurucuya kaldırmayacağım.
Önce streçleyelim ve isterseniz buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Tabii streçlediğinizde daha güzel bir şekil alacaktır. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Aksi takdirde yağlı kağıttan sos çıkabilir. Hazırladığım tavuk döneri iki seferlik yapacağım. Bu bizim için yeterli. Sizler tabii kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ve bu arada sevdiğiniz baharatları kullanıp sevmediklerinizi de kullanmayabilirsiniz. Dönerler hazır. Dondurucuya kaldırıp bir gece iyice dondurduktan sonra daha sonra istediğimiz zaman çıkarıp afiyette tüketebiliriz. Bu şekilde hazırladığınızda 2 ay kadar da dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bir gün sonra dönerimiz görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel şekil almış. Ve bu arada arkadaşlar dondurucudan çıkarıp yapmak istediğinizde birkaç saat önce 2 veya 3 saat önce normal buzdolabına bırakın. Hafif çözülsün ve daha sonra dilimleyin. Aksi takdirde çok sert olacağı için maalesef dilimleyemezsiniz. Dilimlerken olabildiğince keskin bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Döner buzda olduğu için o sarmış olduğumuz yağlı kağıtla üstüne tutup hem elimizi fazla yağdan arındırmış oluruz hem de soğuğa karşı biraz daha kolay hareket edebiliriz. Hiç hızlandırma yapmadan sizler için böyle olabildiğince ne kadar rahat kestiğimi de göstermek istiyorum. Döneri pişirmek için tavamıza yarım yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım. Sizler sade tereyağı, zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Hangisi damak tadınıza uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Yağ iyice eridikten sonra bir maşa yardımıyla dönerleri tavamıza alalım. Dönerleri tavaya alırken bu arada yorumlarınızı da gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Tavuk döneri nasıl buldunuz? Sizler nasıl yaparsınız? Paylaşırsanız çok sevinirim. Tavamızı iyice doldurduktan sonra ocağımızın altını açalım ve daha sonra tavukların pişmesini sağlayalım. Tavuklar önce suyunu salacak ve daha sonra suyunu çekmeye başladıktan sonra tekrar bir maşa yardımıyla çevirelim. Şimdi mutfaktaki kokuyu keşke sizlere koklatabilsem. İnanın o kadar mis bir koku var ki bu dışarıda yediğiniz dönerleri bir tarafa bırakın ve bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oldukça yumuşak, böyle baharatı, her şeyi tam kıvamında. Görüntüsü zaten harika. Maşa ile çevirdik. Hemen bir spatula ile de böyle karıştıralım. Her tarafın böyle eşit şekilde kızarmasını sağlayalım. Sizler daha çok kızartabilirsiniz veya daha az kızartabilirsiniz. Çünkü marinede kullandığımız o malzemeler oldukça yumuşak olmasını sağladı. Geriye kalan tavuklarımızı hemen tavamıza alalım ve onu da önlü arkalı olacak şekilde iyice kızartalım. Dönerimiz hazır. Soğutmadan hemen sunum aşamasına geçebiliriz. Sizler için oldukça güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İsterseniz lavaş ekmekle dürüm yapabilirsiniz. Ben bugün çocuklar için böyle pita ekmeğiyle hazırlamak istedim. Hatta pita ekmeğini sizler için tarifinde çektim. İnşallah en yakın zamanda paylaşacağım. Tavuk döneri istediğiniz salatayla böyle sunum yapabilirsiniz ama ben soğan salatasını oldukça yakıştırıyorum. Kısaca sizlere soğan salatasını da anlatayım. Soğanı ince ince dilimledikten sonra bol maydanoz, tuz, limon, zeytinyağı
Ve tabii ki olmazsa olmazı sumak ekleyelim. Biraz da pul biber veya isotta karıştırıp ortaya böyle nefis bir salata hazırlayabiliriz. Üzerine domates ve turşumuzu aldıktan sonra hazırdır. Sizler dilediğiniz gibi sevdiğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Yanına ayran ve sosum vardı. Bu sos yerine ketçap kullanabilirsiniz. Acı biber, turp eşliğinde oldukça şık ve lezzetli bir sunum hazırladım. Sizler de evinizden çıkmadan dışarıdakinden çok daha lezzetli döner yapabilirsiniz. İnanın bu hiç zor değil. Tam aksine yaptıktan sonra ne kadar kolay ve lezzetli olacağını sizler de göreceksiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden, huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.